Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Eğer yeni bir iPhone 15 aldıysanız veya iPhone 8'den 7'den model yükselttiyseniz 13 olur, 14 olur, hiç fark etmez. Bu videoda tüm verilerinizi yeni iPhone'a nasıl aktarabiliriz bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek ve bu tarz faydalı videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak anlatacağım uygulamayı açıklama ve yorumlarda bıraktığım linkten indirmeniz gerekiyor. Sonrasında bir data kablo ihtiyacımız var. Telefonları bilgisayarımıza bağlayacağız. Videoyu başından sonuna kadar atlamadan izleyin. Çünkü herhangi bir adımı kaçırırsanız yapamayabilirsiniz. Şimdi gelin uygulamaya geçelim. İlk olarak açıklamada verdiğim bu siteye gidiyorsunuz ve easy Mobi Mover sitesi bizleri karşılıyor. Hem Mac hem de Windows için ayrı ayrı indirebileceğiz ve ücretsiz bir şekilde indirebildiğimizi belirteyim. Burada baktığımız zaman paralı versiyonuna oranla da bence pek çok özelliği rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bilgisayara dosya aktarımı, verileri bir iPhone'dan diğerine aktarma, bunun dışında yedekleme, geri yükleme işlemlerini de rahatlıkla yapabileceğiz. Uygulama çok az yer kaplıyor ve kurulumu da oldukça basit. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Burada sade bir arayüzle karşılaşıyoruz. Sadece telefondan telefona değil, telefondan bilgisayara da dosyalarımızı aktarabiliyoruz. Genel anlamıyla baktığımda oldukça basit bir şekilde dosyaları bilgisayara gönderebiliyoruz ve aynı şekilde bilgisayar üzerinden de telefonumuza dosya aktarımını rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada asıl konuya yani iPhone'dan iPhone'a aktarıma geçelim iki cihazında bilgisayarımıza bağlı olması gerekiyor. Uygulamada hemen algıladı. Burada next deyip devam ediyoruz. İstediğimiz dosya türlerini seçebilmemiz mümkün. Ben burada bütün hepsini seçiyorum. WhatsApp olsun, fotoğraflar, müzik, video Hepsini aktarmayı seçtim. İstediğiniz tüm dosyaları seçtikten sonra transfer butonuna basıyoruz. Burada çıkan uyarıya da oka basmamız gerekecek. Sonrasında yapacağımız bir şey kalmıyor. Aktarımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabi burada dosyalarınızın boyutuna göre aktarım süresi değişebilir. Yaklaşık 50 GB bende 20 dakika sürdü. Tabii ki burayı kısalttım. Baktığımız zaman eğer bu adımları uygularsanız hiçbir problem yaşamayacağız. Rahat bir şekilde bu uygulamayla yeni telefona geçiş yapabiliyoruz. Evet dostlar sizlerle beraber adım adım telefonumuzu aktardık. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu tarz faydalı videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki video kadar hoşçakalın.